toprak tutar milleti, toprak zapt eder. Gönül bir saraydı, sevgi sultandır. İnsanlar kendini bildiği zaman ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, canım ya Hızır, gözükür olana ne yapsın Hızır. Garibanın gözlerinde sen olmaz, canım sen olmaz. Dertli kerem boşa, yanıp kül olmaz. İnsanlık bir bütün, asla el olmaz. İnsanlar kendini bildiği zaman yazın. Ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, canım ya Hızır, gözü görenlere her yerden hazır. Cahil olan cahil şaşar bu işe, canım bu işe. Kamil olan kişi eyler tamaşa. Ne gerek kavgaya, ne lüzum savaşa. İnsanlar kendini bildiği zaman yazın. Ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, canım ya Hızır, gözü görenlere her yerden hazır. Haydar, 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 haydar. Karlı dağların başında yâre doğru gidiyorum. Yunus'un feyz aldığı yöne doğru gidiyorum. Dünya fani, ölüm gerçek. İnsanlar bir gün göçecek. Kula kula şefaat edecek yöne doğru gidiyorum. Gidiyoruz, yürüyoruz. 12 imamın izinden Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin, Pir Abdülkadir Geylani'nin, Pir Aptal Musa'ların, Yunus Emre'lerin, Mevlana'ların, Hacı Bayramı Veli'lerin, Dede Osman Avni Baba'ların, Hacı Ömer Hüday Baba, Hacı Muhammed Baba, Hacı Mustafa Hayri Baba'ların, Haydar Baş hocamızın izinden, yolundan yürüyoruz. Evet sevgili izleyenler, bu hafta sizlere Antalya, Elmalı, Tekkeköy, Hazreti Pir Aptal Musa Hazretlerinin huzurundan sesleneceğiz. Milletin Efendisi Pir Aptal Musa Hazretleri özel programı başlıyor. Bu hafta sizlere Antalya, Elmalı, Tekkeköy,
Hazreti Pir Aptal Musa huzurundan sesleneceğiz. Şu anda Tekkeköy'deyiz. Hüseyin dedemizle evet. beraberiz. Değerli araştırmacı yazarımız Serkan Güslü Bey'le beraberiz. Evet, hoş sefa geldiniz. Biz de hoş sizler geldik. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özellikle hoş geldiniz. Evet dedem, nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyiyiz. Pir'in huzurundayız. Şükür. Yani aslında bu soruyu da yanlış sordum. Yani burada nasılsın, iyi misin diye sormamamız lazım. Huzurdayız. Eyvallah, huzurdayız. 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 Evet, Aptal Musa Hazretlerini tekrar sizlerden bir tanıyalım, dinleyelim dedem. Eyvallah. Aptal Musa Hazretleri 14. yüzyılda yaşamış. Aslı Horasan Hoy şehrinden Anadolu'ya gelmişler. Hacı Bektaş'ı biliyorsunuz. Hacı Bektaş'ın da yakın akrabası, amcaoğlusunun oğludur. Çok kesin bilgiler elimizde olmamakla beraber Aptal Musa Sultan Osmanlı'da kurucuyelik yaptığı biliniyor. Daha sonra Orhan Gazi'nin Bursa fethine katıldığı, sadece Aptal Musa değil işte Geyikli babalar, Aptal Muratlar, Aptal Musalar, Geyikli babalar Bursa fethine katılıyorlar. Bursa fethine katıldıktan sonra da Orhan Gazi'nin vereceği mala mülke tebaaya itibar etmeyerek bir süre şeyde kalıyor, Aydın Beyliği'nde. Bir süre Saruhanlı'da, Manisa tarafında kalıyor. Biliyorsunuz o zaman beylikler birleşmemişti. Osmanlı Beyliği, Osmanlı beylikleri birleştirememiş. Orada da olmuyor Aptal Musa Sultan. Daha sonra bu yöreye, Tekke yöresine geliyor. Bu bulunduğu mekanda bu dergahını açıyor. Bu da yaklaşık 1400-1330'lara tekamül eder. O dönemde de buralarda yavaş yavaş Türkmenler gelmiş, yerleşmeye başlamışlar. Aptal Musa Sultan da gördüğümüz gibi bu dağa, Dur Dağı'na yaslanıyor. Burada bu dergahını açıyor. Burada insanları irşad ediyor. Önce okul kuruyor. İnsanları birleştiriyor. Ekmeği, biçmeyi, birlikte yaşamayı, birlikte paylaşmayı. Burada insanları irşad ediyor. Yani burada kazanlar kaynıyor. Eyvallah, tabii. Burada sadece inanç bazında değil, sosyal olarak da, ekonomik olarak da Aptal Musa Sultan önemli işler başarıyor burada. Ve dolayısıyla buraya han, hamam, misafirhane, aşevi, cemevi, bütün o dönemde sosyal tesisler yapılıyor. Buradaki yaklaşık 8-10 bin dönüm arazi, 8-9 bin baş, küçük baş, büyük baş hayvan. Buraya hizmet eden en az 300-400 derviş hizmet ediyor. Bu şekilde devam ediyor. Ta ki ne zamana kadar? 1826'lara, 2. Mahmut'a kadar. 2. Mahmut döneminde biliyorsunuz Yeniçeri yıkılınacak ve dolayısıyla buraya da Nakşi Şeyh gönderiliyor. Buradaki bütün yakılıyor. Kütüphaneler. Sadece yakılıyor. Türbe kalıyor. Yani hiçbir şey kalmıyor. Hiçbir şey. Yazılı kaynaklar, buradaki misafirhaneler, aşevleri, yani sosyal testlerin tamamı o zaman yitiriliyor. Yani tüm Anadolu ve tüm evet. Balkanlarda ne kadar Alevi Bektaşi, dergahı. Türkmen soylu insanlar, yani Ehl-i Beyt, peygamber soylu eyvallah, insanlar eyvallah, varsa. Yani bu yıkılıyor. Yıkılıyor. Ve buradaki dedeler de sürgüne gönderiliyor. Bir şekilde yok ediliyor. ...2012 yılında Hacı dünyasına karşı Ehl-i Beyt kardeşliği eyvallah. Konulu bir... Burada çadırlar kurularak biliyorum. Sempozyum yapılmıştı. Binlerce insan vardı. Sayın Haydarbaş Hocamız sizlerin misafiri oldular. Eyvallah. Evet, bu ustaki görüş ve düşüncelerini Haydarbaş Hocamızın Ehl-i Beyt yoluna 12 imamı yazmasın. Ehl-i Beyt duruşunu ortaya koyması hususunda neler söyleyeceksiniz? Şimdi zaten bu tür bizim inancımızda da Alevi Bektaşi inancında da Ehl-i Beyt denince her şey durur. Ehl-i Beyt'i çok seviyoruz. Haydarbaş hocamızın da bu Ehl-i Beyt konusunda 12 imamları teker teker yazdığını biliyoruz. Kendisine çok çok minnettarız, çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Bunları aydınlattı, bunları bütün bu aleme, ortama açtı. 12 imamların hepsini teker teker ortaya getirdi, yazdı. Ayrıca Fatıma anamız da yazdı. Onu da anlattı. Anaların anası, bütün o Ehl-i Beyt'in, Peygamberimizin Ehl-i Beyt'im dediği alabasının altına aldığı 5 alabadan bir tanesi de Fatıma anamız, biliyorsunuz. Peygamberimiz kendisi Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin, bu 5 alabadır.
Ayrıca Zeynep annemizi ve Fatıma Masum annemizi tabii, de yazdı. Ya, onları da biliyorum. Kendisine bu konuda çok teşekkür ediyorum. Çok çalışıyor. Türkiye'mizin birliği için, efendim bağımsızlığımız için, kendi milletimizin kalkınması için çok mücadele ediyor. Arkasındayız. Kendisini çok seviyoruz, destekliyoruz. Daha artarak devam etmesinde hizmetlerini istiyoruz kendisinden. Abdal Musa'mız çok büyük bir değer. Anadolu Türk tarihinde, Türk geleneğinde dedem Abdal Musa'mız çok büyük bir kıymettir, çok büyük bir değerdir. Şimdi Abdal Musa tabii önce hünkârımız hani Hacı Bektaş-ı Veli'nin amcası Haydar Ata'nın oğludur, akrabasıdır. Dediği gibi, dedemiz ifade ettiği gibi İran Hoy, Azerbaycan bölgesinden bu diyara gelmiş evladı Resul. Yani Ehl-i Beyt'ten tertemiz bir nefestir. Şimdi İngilizlerin kurduğu, tabi bu nakşilik faaliyeti, Türkiye'deki bu sözüm ona tarikat dediğimiz bu yol, Osmanlı'da resmi bir makama, ünvana kavuşmasıyla beraber 2. Mahmut dönemi, dedemizin ifade ettiği gibi maalesef Bektaşilik her dönemde Ehl-i Beyt zulüme uğradığı için, yani 12 imamın hayatında tabi Ehl-i Beyt'ten olan bu güzel insanların Anadolu'yu İslam yapmaları, Türk oğlu Türk olmalarından rahatsız olan, İslam olmalarından, Ehl-i Beyt'i tanımalarından dolayı bunların üzerinde çok karartma bir olayla tamamen Ehl-i Beyt'in nefesini susturmak, gerçek İslam'ı yok etmek için, karalamak için, kapatmak için küfürlerine başlamışlardı. İkinci Mahmut bu işe tam gaz verdiler. Dolayısıyla tekke-i zaveler dediğimiz işte bu tekkeleri Anadolu'daki Bektaşiliği tamamen yakarak, yıkarak, tahrip ederek, sadece oldukları yerdeki türbeleri bırakarak böyle bir şey bıraktılar. Ama ne hikmeti ilahi ise, dikkat ederseniz bizim ölülerimiz yani hiçbir zaman ölmemiştir. Ehl-i Beyt'ten, yani İmam Ali Aleyhisselam'ın ifadesiyle, bizi seven hiçbir zaman ölmez diyor. Ölse de diridir diyor. Dolayısıyla onlar Abdal Musa gibi işte Hüngar Hacı Bektaş-ı Veli'yi karartmaya kalkmasalar bile, bizim ölülerimiz ölü olmadığı için Abdal Musa bile burada kendisine kötü niyetle nakşilerin başı olan getirdikleri insanlar bile burada ondan irşad oldular. Türbesinde bile irşad oldular. Yani ölüsünden bile irşad edildi. Yani çünkü ölümsüz olan bir Abdal Musa'mız var, temiz Musa'mız var, saf Musa'mız var. Dolayısıyla Allah'ın da vaadi var. Çünkü Ehl-i Beyt kıyamet gününün sabahına kadar sönmeyecek bir nur, tertemiz bir nur. Dolayısıyla burada o gün Abdal Musa'nın üzerinde yaptıkları, günümüz arkasından dediği gibi 1800-1900'ler, işte 1925'lerde sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o da tertemiz bir nefes, Ehl-i Beyt'ten olan bu Paşa Hazretlerimiz de içerideki o şeyleri temizledi. Yapılmış olan o fitneyi, fesadı temizledi. Tamamen tertemiz arı duru haline getirdi bu tekke zaviyeleri. Aslında kapatma falan yok. Asıl maksatına kavuşturdu. Dolayısıyla ondan sonraki dönemlerde de, daha da ileri bir zamanlara doğru baktığımız zaman, hala Ehl-i Beyt üzerinde bir karartma, hala bir görmeme gibi bir şey ortaya çıktı. Şu bölgede Abdal Musa'mız gibi Elmalı Hamdi Yazar burada. Yani bütün değerlerimiz olduğu halde Elmalı Hamdi Yazar'dan tefsir verirken Abdal Musa'dan bir haber oldu insanlar. Dolayısıyla bunu da işte dediğim gibi ileriki yıllara doğru iyice unutturuldu. Üstü kapatmaya başlatıldı. Allah'ın hikmetine bakın. Cenab-ı Hak yine Ehl-i Beyt'in tertemiz nefesiyle tekrar bir hava, tekrar bir doğuş ortaya çıkardı. Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın Ehl-i Beyt külliyatı, 12 imamın hayatı dünya sahnesinde sadece ve sadece
12 imamı yazmak Haydar Başbey'e nasip oldu. Başka hiçbir insan 12 tane masumu, 14 pak masumu yazamadı. O da Allah'ın öyle bir muradı ki Haydar kulunun üzerinde büyük bir hesabı var Cenab-ı Hakk'ın. Tertemiz insana, tertemiz bir nefese, tertemiz bir ruha, tertemiz insanları, tertemiz aileyi yazdırdı. Onunla yeniden Türk milleti hayat buldu. Yeniden üzerindeki o gizli, saklı yapılan oyunları, fitneleri üzerinden atma fırsatı buldu. Dolayısıyla Ehl-i Beyt'i anlamak Allah'ı anlamaktır. Ehl-i Beyt anlaşılmadan peygamber anlaşılmaz ki. Allah bilinmez ki. Allah'ı nasıl tanıyacaksınız? La ilahe illallah kelime-i tevhidin Allah'tan başka ilah olmadığına ki la ilahe illallah kelime-i tevhid tamamen bir kaledir. Ama bu kalenin de kale sütunsuz olmuyor. Bunun sütunları da tamamen Ehl-i Beyt'tir. Ehl-i Beyt imamlarıdır. Dolayısıyla Ehl-i Beyt Allah'ın sırrıdır. Zaten Cenab-ı Peygamber Efendimizin ifade ettiği gibi Allah Resulü şöyle buyuruyor. İki şeyin sırrına diyor erişilmez diyor. Bir Ali'nin sırrına, bir de arının sırrına diyor. Yani Ali'de öyle büyük sır var ki İmam Ali Aleyhisselam'da. Ki Cenab-ı Peygamber Efendimiz yani burada Ehl-i Beyt'in büyüklüğünü ortaya koyaraktan Resulullah'ı tanımaları için, Allah Resulü tanınması için bunları ifade etmeye çalışıyorum. Bakın Allah Resulü diyor ki Cenab-ı Peygamberimiz İmam Ali Aleyhisselam'la ilgili şöyle söylüyor. Ya Ali diyor sen ne büyük ne güzel bir kulsun ki ne güzel bir insansın ki. Zahirde bana diyor yardım ettin. Batında diyor diğer Nebi Resullere yardım ettin benden önceki diyor. Yani daha açıkçası ifade edelim ki Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam. Yani Ali Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam'dır. Aslında budur yani. Dolayısıyla hiçbir Ehl-i Beyti ölmediği için onlar hepsi şehit şüada olduğu için sadece onların efendim dünya alem değişmiştir. Bu alemden öbür aleme geçiş olmuştur. Ölü avamadır, ölü günahkarlaradır. Aşk ehli ölmez, ölse de çürümez. Şimdi bunu bugüne doğru getirelim. Şimdi ilmi, gönlü, aklı, fikri, insanı, İslami adına ne koyarsanız koyun. Ama güzel bir gözle, güzel bir kalple, hani güzel göz kalp gözüdür. Bununla bakarsanız Haydar Başbey'in yapmış olduğu çalışmaların elinin yani bu elinin üstündeki elin kime ait olduğunu görürsünüz. Düşünebiliyor musunuz? Yani 7,5-8 milyarlık bir dünyadan bahsediyoruz. Böyle bir dünyanın içerisinde 12 tane, 14 tane pak mahsumun hayatını yazabilen bir insan çıkmadı. Yok. Ve bakın siz Ehl-i Beyt'i her ne kadar da faziletlerini, derecelerini, yaşadıkları olayları, sıkıntıları veya diğer Abbasiler dönemindeki, Emevilerin dönemindeki yaşadıkları sıkıntıları biraz olsa dile getirseniz de mesele onunla kalmaması lazım. Yani Haydar Başbey'in bugün ortaya koyduğu milli, iktisadi, ekonomi bir model. Bu ehli milli ekonomi modeli Ehl-i Beyt modelidir. Yani ahlakı modeldir. Yani temiz modeldir. Çünkü temizliği modeli nereden geliyor? Ehl-i Beyt'ten. Ehl-i Beyt'in mayasından olan tertemiz insana da tertemiz bir ekonomi sistemi, yani faiz sisteminin dışına atan temiz bir model, temiz bir para. Tüm dünya açlarının, fakirlerinin, işte, yoksullarının ama neyle? Karınlarını doyuran. Ama neyle? Tüm dünyaya huzuru ve mutluluğu evet. Ve getirecek işte, bir model. İşte bu model, bu modelin temel esası Ehl-i Beyt'e dayanıyor. Faiz sistemi olmayan,
tamamıyla helal yoldan, Allah'ın mübah ettiği, helal verdiğimiz helal rızıklardan yiyin, adaletlice paylaşın, yeryüzünde fesat yapmayın, bozgunculuk çıkarmayın ayetinin matabı olan Ehl-i Beyt'in sistemi olan milli ekonomi modeli. Bunu da Cenab-ı Hak Haydar Başbey'e lütfetti, ikram etti, ihsan etti. Zaten Ehl-i Beyt imamlarının 7 özellikleri vardır. Cenab-ı Hak onlara ihsan eder. Allah onları sevip seçtiği için, onları temiz kıldığı için onlara tertemiz işleri veriyor. Tertemiz vazifeler alıyorlar. Fakat benim üzüldüğüm şey şudur. Yani geçmişte Abdal Musa'lar kendi kavimlerine, yani kendi topluluklarına göre, işte bu Elmalı'nın böldüğünüz coğrafya, asıl bulunduğu şu bölgede irşad ehli olan Abdal Musa, evet, ama Hacı Bektaşi Veli Hazretlerine bakarsanız, evet, büyük bir mücadelenin içerisinde. Ama bugün Haydar Başbey'e baktığınız zaman, bir millet adına değil, yapmış olduğu çalışmalar, Adem Bey, yani buraları iyi irdelemek gerekiyor. Yani halkımız, insanımız, kardeşlerimiz, bizi izleyenler bunu iyi kulak assınlar. Hani cihan şumul bir model. Yani şimdi tüm dünyayı kapsayan bölgesel bir model değil. Tabii şimdi bakın, biz Haydar Başbey'i anlatmak yani için, kainat devleti Türkiye, tüm kainata adaleti getirecek bir Türkiye, Türk insanı, Türk lideri. Yani milli ekonomi modeli yani kainat modelidir. Kainat. Yani yoksa milli ekonomi modeli Türkiye modeli değil. Yani kainat modeli. Zaten bu Rusya'dan ve BRİS ülkelerinden, Çin'den, Brezilya'dan, Hindistan'dan şimdi başladı. Ben size şunu ifade edeyim. Ve tüm dünyayı sardı şu anda. Yani şöyle ifade edelim. Şimdi geçmiş tarihi okuyacak, bir de gelecek tarihi okumak da gönül ve akıl ve iman işidir yani. Şimdi bakın, Haydar Başbey dedim ya, daha önceki belki söylemlerimizde de ifade ettik ama Haydar Başbey ilk önce gücünü, Allah'ın varlığını, kudretini, kendi imanının, inancının gücünü ehli küfre ispat etmiştir. Bu çok büyük bir devrimdir aslında. Bütün nebilerin, resullerin ve ehli beyt imamların yaptığı da budur yani. İslam dünyası, Türk, evet, dünyası ve dolayısıyla da tüm dünya milletlerinin burnunun kanamaması. Evet. Dünyaya yani adaletin ikame edilmesi. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed Bakır, İmam Cafer-i Sadık, İmam Musa Kazım, İmam Ali Rıza, İmam Muhammed Taki, İmam Ali Yunnaki, İmam Hasanül Askeri, İmam Muhammed Mehdi Rizvanullahu Teala aleyhi mecmain. Evet sevgili izleyenler, kainatın direkleri bunlar. Gökyüzünün kandilleri. Gökyüzünün kandilleri. Bunlar yüzü suyu hürmetine kainat ayakta duruyor ve rızıklanıyoruz. Bunlar ve bunların sülbünden gelen nakipler, imamlar vasıtasıyla bunların bugün yaşayanı var. Temsilcisi var. Evet. O kandan gelen var. Ehl-i Beyt'in sancaktarı var. Onlarla bir ve beraber olmamızı Peygamber Efendimiz buyuruyor. Ayet-i Kerime buyuruyor. İmamlar buyuruyor. Allah'a bu insanlarla, bunların bugünkü yaşayan canlı numuneleriyle beraber Allah'a insan yürür. İbadet tatehli olur. Güzel ahlak sahibi olur. Yani insanın önünde bir canlı müşahhas örnek olması lazım. Olmaz ise insan nefsine göre bir din ikame eder. Tabii kurala uyamaz. Ve o nefsinin uydurduğu dinde gider. Nereye kadar gittiği de belli olmaz. O onu kurtuluşa ve son nefeste imana götüremez. Gerçek din, gerçek İslam, gerçek Müslümanlık Ehl-i Beyt'le yaşanır. Onların yaşayanlarıyla yaşanır. Onlar Cenab-ı Hakk'ın ayetlerine matap seçildikleri için, Allah onları methü sena ettiği, övdüğü için, Peygamber Efendimiz'in işte onun için Ehl-i Beyt'siz İslam olmaz. Ehl-i Beyt'siz İslam aslında
eksik olan, güdük olan bir yoldur. Sizin inancınızın temel esasında Ehl-i Beyt yoksa, sizin varacağınız menzil kesinlikle ulaşılmayan, ucu karanlık bir yoldan başka bir şey değildir. Şimdi bakın, Ehl-i Beyt'in imamlarına yaptıkları onca zulümler, yani bütün imamların gördüğü zulümlerde Allah o kavimleri, o toplulukları, nicelerini helak etti. Çünkü Allah'ın muradı, Resullerine gönderdiği peygamberlere yapılan o saygısızlıklar, o inkarcılıklarından dolayı Allah İsa Aleyhisselam'ın kavmine de, efendim Musa Aleyhisselam'ın kavmine de, bizim peygamberimizin gönderdiği peygamberimizin kavimlerine de, ümmetine de, o topluluklara da Cenab-ı Hak helak etmiş, cezalandırmıştır. Dolayısıyla aynı İmam Ali'ye yapılan, Hazreti Fatma anneme yapılan, diğer imamlara yapılanlara da Allah ceza vermiştir. Onları da yalnız bırakmamıştır. Dolayısıyla nakiplere yapılanlara da Allah ceza vermiştir. Mesela siz Hacı Bektaşi Veli'ye yanlış yaptınız, Abdal Musa'ya yanlış yaptınız. Efendime söyleyeyim, işte Yunus Emre'lere, işte Mevlana'lara, hülasa bütün nakıplara. Bu topraklarda bunun canlı örnekleri var. Siz bunlara da yanlış yaptığınız zaman Allah sizi de cezalandırır. Mesela bir tane Abdal Musa'nın hikayesi meşhurdur, yani bilinir. Şimdi bu mübarek tabii bu diyarlara geliyor. Bu kadar temiz olan bir insan burada insanların Allah'ı tanımalarına irşat vazifesi yapıyor. Peygamberini bilsinler, Allah'ın gönderdiği kitabı okusunlar. O dönemde dedemizin ifade ettiği gibi medreseler kuracak, irşat vazifesi yapacak, canını ortaya koyacak, her şeyinden geçecek, bu milletin ıslahı için ulaşacak. Ve siz bu insanla kalkacaksınız, yan gözle veya art niyette veya başka şeyler düşüneceksiniz. Dolayısıyla bu mübarek misafir olduğu bu beldede, kendisini ağırladıkları bir dönemde, misafir ettikleri bir dönemde diyor ki, bana diyor güzel hizmet ettiniz. Bana yani ikramlarda bulundunuz. Sizin de diyor bir hani bir muradınız, bir hacetiniz, bir sıkıntınız yok mu ki biz de hani size yardımcı olalım. Yani bunun karşısında ezik bir köy herhalde, evet, misafir bir köy oluyor. Oluyor. Bayağı bir ikram. Birkaç köyde. Bir tanesine bunu söylüyor. Dolayısıyla tabii birkaç rivayetler var değişik olarak, ama her nedense özünde şu var temelinde. Onlar diyor ki ya öyle biz yani ne diyelim ya, işte Allah razı olsun siz de bize buraya geldiniz falan filan. Ya diyor tamam da diyor, hiç mi bir isteğiniz yok? Ya isteği olmaz olur mu insanların, ama bakıyorlar ki ekinler sararmış, ot yok, kıraç, su yok. Fakat ondan böyle bir şey geleceğine inanmıyorlar ki. Onun eliyle, vasıtasıyla. Ya diyorlar ya işte ekinlerimiz sarardı, işte çorak topraklar, su yok, ürünümüz yok, mahsul çıkmıyor. Yani bir kıtlık da var. Tamam diyor yani. Bak hacetiniz var, sıkıntınız var belli. Mübarek yanına biraz kişi alıyor böyle rivayetlere göre. Gidiyor böyle işte Cenab-ı Hak'tan istiyor. Çünkü Allah'tan istedim mi, Allah'ta bir şey ol dedim mi oluveriyor. Asayı vurunca suyu fışkırıyor taşın oradan. İşte herkes çok mutlu. İnanamıyorlar, büyük bir keramet bu mübareğin yaptığı. Sonra diyor ki yalnız diyor işte hani bu mahsuller diyor çıkacak, buralar yeşerecek, bağlarınız bahçeleriniz olacak, bolluk bereket gelecek, ama yani bizi de diyor unutmayın, yani bizi de göz ardı etmeyin. Diyorlar ki bizim diyor ektiklerimizden, diktiklerimizden sen bizim payımızdan ortaksın. Biz beraberiz diyorlar. Tamam diyor. Mübarek geliyor ki seni yavrularda ya kimi görse herkes işimiz gücümüz var diyor. Tarlaya gideceğiz, bağa gideceğiz, bahçeye gideceğiz. Kimse dönüp bakmıyor mübarek. Benimle mi kazandın? Benimle mi ettin? Ben neler çektim? Aç kalıyor. Yedirmiyorlar, içirmiyorlar. Allah'ım diyor, bu nasıl bir zulüm diyor. Biz böyle böyle anlaştık bunlarla, akitleştik. Bunlar vefasız insanlar. Dolayısıyla gönül koyuyor. Koyduğu gönülden dolayı, yani gelen suya bak, hani su uçan, uçan su diyorlar ya, uçar su. Ya suyun uçar meselesi şu yani. Allah'ım diyor, kışın bunlara diyor yani ihtiyaçlar olmadığı halde bulanık su ver. Yazın ihtiyaçlar olduğu zaman o berrak suyu ters tarafa ver diyor. Yani hiçbir zaman faydalarına, kendi lehlerine dönmüyor. İşte Allah'ın berrak su başka köye dönüyor. Dönüyor. Yazın, bulanık su. Yazın içmeye yaramıyor. Yazın içmeye yaramıyor. Kışın da aynen böyle. Yazın içmeye. Kışın geçmeye. Kışın geçmeye. Kışın bulanık akan, yani coşuyor yani. Evet. Dolayısıyla bakın, gönlünü kırıyorlar. Evet. Abdal Musa efendim, Hazretlerinin o gün sözlerinde durmuyorlar. Ahitlerinden cayıyorlar. Şimdi Adem Bey, Abdal Musa'ya bunu yaptılar. Bu kaderi yaşadılar.
Diğer imamları 12 imam, 11 imama yaptılar, yaşadılar. Peki bugün aynı Abdal Musa gibi, aynı Ehl-i Beyt'in nefesinden olan, canlı, önümüzde duran, sütun gibi, kale gibi duran bir yiğide siz yanlış yaparsanız Haydar Başbey'e, anlamazsanız, nankörlük ederseniz, onu dinlemez, onu yok sayarsanız, peki o zaman Abdal Musa bu Tekkeköy civarı, Elmalı bölgesi zarar gördü. Peki Haydar Başbey yanlış yaparsan kim zarar görecek? Bütün Türkiye. Yani sadece bir olduğun yerde değil, bütün Türk milleti zarar görecek. Onun için Haydar Başbey'i gönüllünü kırmamamız gerekiyor. Haydar Başbey'i iyi dinlememiz gerekiyor. Zamanın Abdal Musa'sıdır, Hacı Bektaşi velisidir. Anlatabiliyor muyum? Yani bir gönül koyarsa, bu milletten elini çekerse, bu millet, çok samimi söylüyorum, bedelini zilletin zilletiyle çok kötü bir şekilde öder. Allah böyle bir akibetten bizleri korusun. Cenab-ı Hak kalplerimize, gönüllerimize rahmeti, merhameti, basireti, feraseti koysun. Haydar Başbey'i anlamayı Allah bizlere nasip et ve lütfetsin. Allah dediği gibi erenlerin, Ehl-i Beyt'in, işte şu anki Haydar Baş hocamızın da yolundan, düşüncesinden insanları ayırmasın. Ona destek versin. Destek verelim hep birlikte. Çünkü çok güzel düşünceleri var, çok güzel projeleri var. Bu millet için, bu ulus için, dünya için hatta çok güzel düşünceler var. Eğer bunları ciddiye alır, onun izinden gidersek kurtuluşumuz çok yakındır. Alanya komutanın oğlu Gaybi. Abdal Musa Sultan'ın birçok kerametleri var. Evet. Bunlardan bir tanesi de Alanya Bey'in oğlu Gaybi'yi buraya getirmesi. Yani avlanmaya çıkıyor. Onu irşad edecek. Evet, irşad edecek onun, bir bahane. Şimdi avlanmaya çıkıyor. Geyik donuna girerek karşı dağlara. Orada Kızlar Sivrisi var gördüğümüz gibi. Ta oralara kadar gidiyor geyik. Alanya Bey'in oğlu da Gaybi avlanmaya çıkmış adamlarıyla birlikte geyikle karşılaşıyorlar dağda. Geyiğe bir ok atıyor Alanya Bey'in oğlu Gaybi. Geyik yaralı vaziyette kaçıyor. Arkasından Gaybi de atıyla takip ediyor. Bu dergaha girdiğini görüyor geyiğin. Kapıya dayanıyor Gaybi. Benim avımı verin. Tabii beyoğlu olduğundan da biraz şeyce. Yok görmedik falan dedilerse de kapıdaki dervişler ısrarla avını istiyor. O zaman Abdal Musa'nın huzuruna götürüyorlar Gaybi'yi. Abdal Musa Sultan Gaybi'yi dinledikten sonra, peki evlat diyor, bu oku tanır mısın, geyiğe attığın oku? Tanırım diyor, ben beyin oğluyum, oklarımda yazı vardı filan. O zaman Abdal Musa Sultan koltuğunu kaldırıyor. Bak diyor, senin geyiğe attığın ok bu mu? Bir bakıyor Gaybi, hayretler içerisinde kalıyor. Daha ılık ılık kan akıyor oradan. Kendi geyiğe attığı oku Abdal Musa'nın koltuğunun altında görünce Abdal Musa'ya gönülden inanıyor. Buraya intisap ediyor. Buraya 40 yıl hizmet ettikten sonra da kaygısız manasını alıyor. Öyle bir söylencesi var. Kerameti var. Kaygısız aptal. Evet. Edebiyatımız. Şöyle bir şey de var. İşte kerametinden bir tanesi de Abdal Musa Sultan ona bir ecazetname veriyor. Al diyor. Artık olgunlaştın. Al bunu sakla. Ora koyuyor, bura koyuyor. Bir türlü onu koyacak bir yer bulamıyor. Böyle inanabileceği, güvenebileceği temiz bir yer bulamıyor. En güzel diyor. Ayranla doğruyor o icazetnameyi. Ayranıyla beraber yiyor. Çevredeki başka dervişler diyor ki Abdal Musa'ya, ya senin verdiğin bu icazetnameyi bu adam yedi yuttu. Nasıl olacak bu iş? Soruyor o zaman Abdal Musa Sultan Gaybi'ye, ne yaptın diye ya Gaybi. Pirim diyor, onu diye saklayacak en güzel kalbimi buldum. Kendimi buldum. Aldım yuttum yedim diyor. Öyle ondan sonra da artık diyor bundan sonra kaygısız oldun. Bütün kaygılardan, kötülüklerden arındın. Kaygısız aptal. Kaygısız demek kaygısı olmayan, yani endişesi olmayan, teslim olan anlamında. Yanında yatıyor. Tamam evet tabii teslimiyet. Başında. Evet. Yanında en dibinde o var. Evet, mübareklerin son olarak da şöyle burada görüyorsunuz yarenleri, işte bu gördüğünüz mezarlıklar. Şimdi burada bizi izleyen kardeşlerimize, Türk milletine de
görenler, duyanlara da buradan mesaj olarak iletmiş olalım. Şimdi Abdal Musa bir Alevilerin, bir Bektaşilerin bir lideri veya bir piri falan değildi. Abdal Musa bütün ümmeti Muhammed'in, bütün İslam aleminin, bütün Türk milletinin piridir, şahıdır. Harcıdır. Evet. Dolayısıyla bu tevhidin merkezi işte burasıdır, Ehl-i Beyt'tir hocamızın ifadesiyle. Dolayısıyla ben kardeşlerimizi buraya davet ediyorum. Bizler Alevi canları, yani buradaki canlarımızın, camimiz hemen arka taraftadır. Abdesthanemiz oradadır. Secdelerimiz oradadır. Namazlarımız oradadır. Niyazlarımız buradadır. Dolayısıyla buraya gelmelerini, Abdal Musa'yı ziyaret etmelerini özellikle istirham ediyorum. Allah Türk milletini, Müslüman kardeşlerimizi, Şiisi, Sünnisi, Alevisi, topyekün, top vücut, Haydar Baş hocamızın etrafında kümelenip, toplanıp, inşallah yeniden bir kainat devleti kurmak için hizmet etmelerine Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, gönülden dua ediyorum. Evet sevgili izleyenler, bu yüce, bu mübarek insanlar Anadolu'yu, Balkanları, dünyanın değişik noktalarını, özellikle de Anadolu'yu, Ehl-i Beyt'in aşkı, feyzi, muhabbeti, neşesiyle, zevkiyle, ibadatı, taatıyla, güzel ahlakıyla ilmek ilmek işlemişler, örmüşler, örnek olmuşlar. Peygamber ahlakını taşımışlar, Hüseyin'i duruşu göstermişler, sergilemişler. Evet, huzurunda bulunduğumuz Abdal Musa Hazretleri birçok halifeler yetiştirmiş ve hepsinin civar köylerde türbeleri var. Bunlardan birkaç tanesinin ismi şöyle: Baltası Gedik, Budala Sultan, Hasan Baba, Kafi Baba, Kaygısız Abdal, ki içeride Kaygısız Abdal'ın türbesi, Keramet Baba, Kilerci Baba, Mestan Dede, Oturak Dede, Sevindik Dede ve birçokları, onlarca halifeleri var. Bu Budala Sultan'ı kendisi zaten ahçısıdır. Aynı zamanda hizmetkarıdır. Onun da türbesi yukarıda. Abdal Musa mübareği İmam Rıza'nın soyundan gelen evladı Resul'dur, İmam Rıza'dan. Şimdi Ehl-i Beyt'in attığı tohumlar organik olduğu için geç çıkıyor. Yani diğer atılan tohumlar gibi değil, fenli değil yani tabiri caizse. Hep şöyle bir şey dile gelir: Aleviler çok dürüsttür. Bak dikkat ederseniz her yerde şu sözü söylerler: Alevi canlar çok dürüst ya, Aleviler çok dürüst sözünde, özünde, namuslu insanlar, düzgün insanlar. Yani gözün kapalı güvenebilirsin. Şimdi Alevinin gittiği yol temiz. İmamları temiz Alevilerin. Alevilerin, imamların temiz olan yola tabi oldukları için, onların terbiyesini aldıkları için namus, iffet, haya, dürüstlük, ahlak, edep, erkan, her şey var Alevilikte. Dolayısıyla Alevinin dürüstlüğü, Alevinin düzgünlüğü, ama bu karalamaya karşı, bu kadar dürüstlüğüne karşı Alevilere ne dediler? Kestiği yenmez. Ya kestiği yenmez de pis olan yiyemez. Yani karşı taraf, temiz olan herkes yer çünkü Alevi temiz. Dolayısıyla Alevilik özünde, eline, diline, beline, işine, aşına, eşine, özüne ve sözüne sahip çıkmaktır. Bu anlattığınız da İslam'ın ta kendisi ve özüdür. Dolayısıyla dedim ya, edebi olmayanın, hayası olmayanın ahlakı olabilir mi? Sonra insanlar temiz bir menbaadan beslenmedikleri zaman, bulanık sulardan içtikleri zaman, insanlar bulanık bir hayat yaşayabilirler. Ben her zaman demek istediğim şey şuydur, işte Haydar Baş Bey adaletli ve
ve merhametli ve secaatli. O kadar büyük erdemli bir insan ki Haydar Baş Bey. Merhamet Haydar Baş Bey de doruk noktada, adalet doruk noktada. Haydar Baş Bey de her şey doruk noktada. Yani gerçek söylüyorum. Mesela Haydar Baş Bey'in yanındaki bulunan insanlar, bakıyorum o talebeleri, öğrencileri, işte onun etrafında kümelenen insanlar topluluğuna bakıyorum. Çok temiz insanlar. Çok güzel insanlar var. Hani zaman zaman dile getiriyor Haydar Baş hocamız. Yani ben adamlarım gibi, benim taraftarlarım gibi, dünyada benim kadrom gibi yok diyor. Ama gerçekten çok doğru bir söz. Bakıyorsun son derece ahlaklı, edepli, çalışkan, itaatkar, hizmetkar, kendilerini peygamber ve ehli beytin Allah yolunda bu milletin önüne çıkmışlar, hizmet ediyorlar. Bu çok büyük bir ibadettir. Keşke toplum da, Türk milleti de Haydar Baş Bey'i bir an önce görse, yani bunu görmezse zaten çok büyük sıkıntı var. Gönül bir saraydı, sevgi sultandır. İnsanlar kendini bildiği zaman. Ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır. Canın ya Hızır, gözükür olana. Ne yapsın Hızır? Garibanın gözlerinde sel olmaz, canım sel olmaz. Dertli kerem boşa, yanıp kül olmaz. Evet sevgili izleyenler, bu hafta Antalya Elmalı'da idik. Aptal Musa Hazretleri'ni görüntüledik, ekranlara taşıdık. Ve son kapanışı da Elmalı'lı olan ilk Kur'an tefsirini yapan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri tarafından Kur'an-ı Kerim'in tefsiri yaptırılan kişi, buralı Elmalı'lı olan Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın evinin önündeyiz şu anda. Burası kendi adına bir müze olarak yapılmış. Evet Serkan Bey, neler söyleyeceksiniz? Neler söyleyeceğiz Adem Bey? Bugün tabii Abdal Musa'dan sonraki durağımız Elmalı Hamdi Yazır'ın olduğu evinin önü. Şimdi tabii Gazi Mustafa Kemal Paşa Elmalı Hamdi Yazır'a Kur'an-ı Kerim tefsir ettiriyor. Elmalı Hamdi Yazır'ın da tabii ona tefsir ettirmesinin de çok önemli bir yönü var. Çünkü o da Türkmen, Yörük. O da gerçekten çok samimi ve çok bilgili, hafız kelam birisi olduğu için ona Kur'an-ı Kerim tefsirini yaptırıyor. Bu hizmetleri tabii bugün günümüze ehli sünnetin içerisinde çok büyük ışık tutmuştur. Yani nereye baksak bugün Kur'an-ı Kerim tefsiri dediğiniz zaman Elmalı Hamdi Yazır akla gelir. Allah rahmet eylesin, gani gani rahmet eylesin. Cenab-ı Hak ruhlarını şad eylesin. Burada şimdi bir ayrıntıyı da unutmayalım, dile getirelim. Tüp gerçekleri hep gün yüzüne çıkan Sayın Profesör Doktor Haydar Baş hocamız oldu. Atatürk aynı zamanda çok alim, fazıl bir zat, hafız. Kur'an-ı Kerim'i inceliklerine kadar, tefsirine kadar bilen bir kişi, tefsiri yaptırırken kendisine yol gösteriyor. Hadislerle tefsir etmesini, nasıl, ne şekilde tefsir etmesinin yolunu Atatürk bizzat Elmalı Hamdi Yazır'a tavsiye ediyor ve gösteriyor. Bu yönüyle Sayın Haydar Baş hocamızın deyişiyle de Atatürk hocaların hocasıdır. Her yerden hazır. Gönül bir saraydı, sevgi sultandır. İnsanlar kendini bildiği zaman. Ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır.
canın ya Hızır. Gözü kör olana ne yapsın Hızır? Garibanın gözlerinde sel olmaz, canım sel olmaz. Dertli Kerem boşa yanıp kül olmaz. İnsanlık bir bütün asla el olmaz. İnsanlar kendini bildiği zaman ya Hızır. Ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır. Canın ya Hızır. Gözü görenlere her yerden hazır. Evet sevgili izleyenler, bu hafta Yörük Diyarı, Antalya, Elmalı ilçesinde idik. Aptal Musa Hazretleri'nin hayatını konu aldığımız programımız nihayete erdi. Haftaya buluşuncaya dek hoşça kalınız. Kamil olan kişi eyler tamaşa, ne gerek kavgaya ne lüzum savaşa. İnsanlar kendini bildiği zaman ya Hızır. Ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır. Canın ya Hızır. Gözü görenlere her yerden hazır. Haydar, 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 haydar. Ozanım ben yalanlara karnım tok, canım karnım tok. Gelir geçten başa, başla bunca şuk. Dost perişan çağır, mana gerek yok. İnsanlar kendini bildiği zaman ya Hızır. Ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır. Canın ya Hızır. Gözü görenlere her yerden hazır. Toprak tutar milleti, toprak zapt eder.